Şeyh edebali Osman Gazi'ye der ki, ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh edebali bilmiyor muydu Şehitler Tepesi'ni? Önce insanı yaşatacaksın ki devleti yaşatabilesin. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş bir komutan söylüyor bunu. Savaş öyle bir noktada olmalı ki milleti savaşa götürdüğümde vicdanımda bir azap duymamalıyım diyor. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Kim söylüyor? Gazi Mustafa Kemal söylüyor. Erdoğan yine kendisini tutamıyor. Her seferinde malum benden söz ediyor ve şu açıklamayı yapıyor. Çanakkale'den söz ederken Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Ben size ölmeyi emrediyorum. Bay Kemal tarihinden uzak, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen, bunun cahili olan bir kişi. Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Ya Çanakkale vatan toprağı kardeşim. Vatan toprağı ya. Her karışına binlerce can verildi. Sen İdlib ile Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline. Nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir tarih bilgisidir? Nasıl bir cehalettir? Anlamakta zorlanıyor. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri beraber tutacaksan o yerin adı Süleyman Şah Türbesi'dir. Bizim topraklarımızın olduğu yerdir. Oradaki bayrak da bizim bayrağımızdır. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni IŞİD terör örgütünden kaçırmadın mı Allah aşkına ya? Bayrağını indirmedin mi? Ve bana Çanakkale örneğini veriyor. Şu cehalete bakın Allah aşkına ya. Şu beceriksizliğe bakın. Şu aziyete bakın. Acizlik içinde ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Daha acı olan ise şu. Erlere dönüp ben size ölmeyi emrediyorum derken neredeydi Gazi Mustafa Kemal? Sarayda mıydı? Cephedeydi. Yok bayrında cephedeydi. Anafartalar da cephedeydi. 33 erimiz şehit olmuş. Beyler toplanmışlar sarayda. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Sen kim tarihçim ya? Sen adını bile zor yazarsın.